Allah yolunda yürümekte yürümek gerekir ki, onun yolunda yürümek gerekir ki Allah'ı da hem bu dünyada hem ahirette görebilesin. Allah'ı görmek sadece ahirette değil, bu dünyada da mümkündür bu açıdan. Allah'ın nuruyla bakabilmek ve onun nuruyla aydınlanabilmek için işte Hazreti Peygamber'in gösterdiği yolu takip etmek gerek, yolu takip etmek gerek. Çünkü diyor Allah ne kadar gizli bir hazine ise de hazinenin içindeki altının şu ağları da vardır. Işıkları saçar ve sen görürsün. Nerede olduğunu, nerede saklı olduğunu görmen mümkündür. Ve onun nuruyla bakmayı bize Hazreti Peygamber kendisi öğretmiştir. Onun yolunda uymak, olmak aslında sözle söylediğimiz kadar da kolay değildir diyor. Ve çok hoşuma giden tebliğimin de başına aldığım şu cümlesini burada kaydediyor. Hazreti Muhammed'e uymak, mütabaat-ı Resul odur ki, o miraca çıkınca sen de arkasından gidesin. Evet. Onun arkasından cehd edebilmek. Cehd edebildiğin zaman hiç olmazsa şualarını göreceksin sırların. Ve kendisi sırları söylemeye sıra gelince aslında diyor insanların bu çıkan peygamberin arkasından çıksa dahi miraca orada bir şeyleri görmeye insanların takatı yoktur. Çünkü insanın kendisi de sırdır. Biraz önce de söyledik sırrı azliğinden birisi insandı. Kendileri sır olan kullar Allah hakkında ne söyleyebilirler ki? Ama diyor onları sarhoş edersek konuşabilirler. İnsanlar sarhoş olduğu zaman insanlardaki sırrı almak için sarhoş edersin diyor. Ancak söylediği sırların, söylediği şeylerin hangisi sır, hangisi normal bilgi bunu anlamak için de alim olmak gerekir. Sırrı söylemek için sarhoş olmak gerekir. Sarhoşun söylediğinin hangisi sır, hangisi değil bunu anlamak için de alim olmak gerekir. Galiba önce insanları alim edip sonra sarhoş etmek gerek buna göre. Şems insanın kendisini de bu sırra erenlerden olarak görür ve der ki Allah benden hiçbir sırrını esirgemedi. Hiçbir şeyini saklamadı der ve burada bir makalatında gizli olan, satır aralarında saklı olan şeylerden ben sadece birkaç tanesini sunarsam söylediği bu sırlardan bir nebze bilgimiz, nelere sır dediği konusunda bilgimiz olabilir. Birisi dedi ki diyor Allah birdir. Ben dedim ki sen nesin? Bir sürü zerre. Ve bu bir sürü zerrenin içinde Allah-u Teala gizli. Allah bir mi şimdi? Yoksa sen mi yoksun? Evet sen yoksun diyor. O kadimden kadimi görmek de mümkün. O gözleri kavrar. Hüve yudrikül ebsar ayetini veriyor ve Allah ile kul arasında onlar onu, o da onları severler. Yuhibbuhum ve yuhibbune. Öyleyse Allah-u Teala'yı sevmek işte onun kavradığı gözlerin tekrar geri dönüp onu kavraması demektir. Kıyamete dek sonu gelmeyecek olan sırrın aslı budur diyor. Haber gözle görmek gibi değildir. Gözünle göreceğin bir zaman olacak. Bu yolculukta birçok perdeler kapanıp birçokları açılacak. Ve asıl arayanın Allah olduğunu göreceksin. Arayan Allah'tır. Sen arıyor gibi görünsen de. Başka bir dile getirdiği başka bir sır, Firavun'u da Allah'tan uzak zannetmesen. Musa Firavun'dan daha Firavun idi. Farsçası aynen şöyle, tuhafınıza gidebilir onun için bazı yerleri Farsçasıyla almıştım. Musa es Firavun, Firavun terest. Çünkü an veli buet, emma in veliter. Birisi veliydi, öbürsü daha da veli. Firavun da veliydi, o da Hakk'ın sıfatı, isimlerinin tecellisiydi. Ama Musa ondan daha veliydi, onda daha kamil sıfatlar tecelli etmişti. Şems-i Tebrizi bazen huruf ilmine de başvurur. Daha önce de kısaca bir yerde geçmişti. Elif harfini vahdetin temsilcisi olarak görür. Ve der ki, mana aleminden bir elif dışarı atladı.
Onu anlayanlar her şeyi anladı, anlamayanlar hiçbir şeyi anlamadı. Diğer harfleri sırayla anlattığı bir yer bakın şöyle. Sonra B geldi, Elif'in ayağına düştü. Elif ona niye geldiğini sordu. Seni açıklamak için dedi. İbn Arabi'de de bu B, taayyün aleminin, şehadet aleminin, taayyünatların başlangıcıdır zaten. Bir noktam var. Senin mührünü orada taşıyorum dedi Elif'e. Ayrılığın iç yüzünü söylüyorum. Sonra T geldi. Başımda iki noktam var. Bunlar dünya ve ahiret dedi. Üç noktalı S harfi kendini soktu araya. Cim daha uzakta idi. Tevriye sanatı daha çok belirsin diye. Cim iki yönden Elif'ten üstündür ama Elif yolunda beline kemer bağlamıştır. Dal harfine gelince o da iki Elif demektir diye sözlerine devam ediyor. Burada Elif'le ilgili Şems Tebrizi'nin Erzurum'da öğretmenlik yaptığı yıllarda başından geçen bir olay var. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Biliyorsunuz orada Şems Sıbyan Mektebi'nde Arap harf öğretiyor, Kur'an öğretiyor, öğretmenlik yapıyor. Ve zannediyorum yan tarafta, yan hücrede bir yerde bir kadın muallime de diyor, çocuklara alfabeyi öğretiyor. Elif iki üstün, Elif iki esre deyip el çırpıyordu diyor. Bana bir hal geldi. Raks etmeye başladım. Elif'in iki üstünü var. Benim üstümde kış günü bir postum bile yok dedim. Ve Elif'e Elif olmaya özendim. Ben de diyor onun gibi dimdik olmak istedim. Onun dimdik olduğunu görünce ben iki büklüm oldum. Evet, Erzurum'un soğuğuna gidecek bir şakası da var. Onun iki üstünü var. Benim kış günü bir postum bile yok. Süren bittiği için sırrın tevdi edilebileceği kişileri atlıyorum ve sadece şurayı günlerdir vurgulanan, hepsini ben dinleyemesem de vurgulanan bir şey vardı. Şems'in sır oluşu hakkında bir şeyin, nerede sır olduğu hakkında bile bilgimizin olmaması. İşte Şems'i sır dendiği zaman da ben bunun kastedildiğini düşünüyorum. Onun hakkında bildiklerimiz hem sınırlı hem de nerede yattığı, sır olduğu bilinmiyor. Aslında Eflaki'deki bir menkıbeye göre Şems, şehadetinden sonra Sultan Veled'in rüyasına girip ben falan yerde uyuyorum demiş. Sultan Veled de hemen gece yarısı bazı yaranını toplayıp oraya giderek mübarek naaşını çıkarmış, gül suyu ile amber ile muattar kılarak Mevlana'nın medresesinde medreseyi yaptıran Emir Bedrettin Gevhartaş'ın yanına gömmüştür. Eflaki diyor ki bu herkesin vakıf olmadığı bir sırdı. Ancak Gölp'ün ağırlığı bunun doğru olmadığını, Sultanül Ulema'nın yanında metfun olan, orada bir Şems'in metfun olduğunu ama bu Şems'in bizim Şems-i Tebrisi olmadığını, Şemseddin Yahya diye birisi olduğunu söylüyor. Bu hususu tartışmak şu an bu tebliğin konusu da değil. Birçok tebliğ vardı bu hususta. Evet, onun Şam'da mı, Tebriz'de mi, Hoy'da mı, Muntan'da mı, Konya'da mı, nerede hamuş olduğu ve nerede sırlandığı bile belli olmadığı için Şems-i Tebrizi bu haliyle Şems-i Sır'dır. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.